Selamünaleyküm kardeşlerim. Türkiye ve dünya gündemi gerçekten şu dakikalarda çok çok hareketli. Uçaklar bombardıman yapmakta ve bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok kritik açıklamalar var. Türkiye'nin eğittiği askeri birlikleri Rus uçaklarının bombaladığı haberleri geliyor. Türkiye'nin askeri üsleri ve gözetleme kulelerinin olduğu bölgelere roket saldırıları haberleri geliyor. Bunun yanında birçok farklı olay da yaşanıyor. Gündemin yoğunluğunun arasından cımbızla sizin için bazı noktaları seçtim. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmeden günümüzde siyaseti okumak, anlamak mümkün değil diye düşünüyorum. Bugün bahsedeceğim bazı şeylerin de önceki videolarımda bugün geldiğinde, ay sonu geldiğinde nasıl vuku bulacağını da anlatmıştım. Onunla ilgili de çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Ama öncelikle sizden ricam, bu dönemlerde belli başlı spam saldırılarına maruz kalıyoruz. Bunların üstesinden gelmemiz için bildirimleri açmanız bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve nokta dahi olsa yorum yaparak destek verebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yetkililer açıklamalarda bulunuyor. Bununla birlikte Rus yetkililer bazı açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler için gittiği Amerika seyahatinde yaşananları az çok hepimiz biliyoruz. Üzerinde çok az onların da durmak istiyorum. Gidişi, orada duruşu, döndüğünde yaptığı açıklamalar gerçekten çok kritikti. Hatta orada bir televizyon yetkilisine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavırları Amerika'da da çok büyük yankı uyandırmıştı. Diyorlardı ki Biden'a rağmen, Amerika'ya rağmen, bize rağmen nasıl hala meydan okuyor? Açıklamalarında bulunuyordu. Amerikan halkı, kisvesi, medya organları. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri hakkında Erdoğan yine açıklamalar yaptı ve üzerine koya koya gitti. Bu meydan okuma, kılıç çekme devam ediyor. Amerika ile Türkiye'nin ne Bush, ne Obama, ne Trump döneminde hiç gerilmediği kadar gerileceği yönünde bazı haberler var. Erdoğan da Biden'la hiç iyi başlamadık, iyi de gidecek gibi durmuyor benzeri açıklamaları. Bunu aslında bir miktar bize anlatıyordu. Gelin bugün hızlıca nefes kesen bir yolculuğa çıkalım. ABD'li yetkilinin söylediğinden başlayalım. Türkiye'nin Rusya'dan yeni bir S-400 silah sistemi alması yeni bir Amerika Birleşik Devletleri KATSA yaptırımını tetikleyebilir. Biliyorsunuz ki bu KATSA, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları haricinde davranan ülke uyguladıkları ambargovari bir takım kısıtlamaları içeren bir yasa tasarısıdır. Zamanında Türkiye defalarca buna maruz kaldı. En son S-400'lerin ilk postasını almayı düşündüğümüz dönemde bir KATSA yaptırımıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu Trump'ın sunduğu bir şeydi. Bu KATSA yaptırımından sonra dolar noktasında bazı sıçramalar yaşandı. Sonra biraz daha toparladı ama şu andaki doların seyri yine yukarıya doğru yönünü değiştirmeye başladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu alırız dediği KATSA yaptırımları Türkiye'yi caydıracak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir S-400 postası da alabiliriz açıklamasında bulunuyor. Amerika diyor ki bugüne kadar aldıklarını da bırak. Daha da alma. Gel bizden Patriot da alma. Gidip Çin'den de alma. Oturup kendi savunma sanayinde onu da yapma. Ölme şeyim ölme. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu durumda sizce Türkiye'nin biraz durması, soluklanması mı lazım? Geri adım atması mı lazım? Yoksa tam gaz, agresif şekilde yoluna devam etmesi mi lazım? Yorumlarda bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Ben kendi fikrimi de videonun sonuna doğru size aktarıyorum. Rus savaş uçaklarının yeniden Afrin üzerinde uçmaya başladığı haberleri geliyor. Afrin üzerinde Türkiye'nin de kontrolü altında olan bazı bölgelerin üzerinde bu uçakların uçtuğunu biliyoruz. Aldığımız haberler, görüntüler bu şekilde geliyor. Ve orada inanılmaz bir savaş havası esiyor şu anda. Türkiye yeni bir mülteci kriziyle de aynı zamanda, bakın bunu da unutmamak zorundayız. O bölgede yaşayan halklar var. Bu savaş hali Türkiye'nin kapılarına burada yaşayan insanların tekrardan gelmesi anlamına da gelebilir. O yüzden mülteci akını konusunda da Türkiye'nin yapması gereken bazı adımlar var. Bunları yapmadan da açıkçası sadece oraya ordumuzla girmek çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bir taraf kar, bir taraf zarar, hep bu dengeyle ilerliyoruz. Zaten ülkemizde 5 milyonu aşkın mülteciyle karşı karşıyayız. Bir şekilde durumu idare etmeye çalışıyoruz. Kapıları açmıyoruz. Açsak ayrı dert, açmasak ayrı dert. Bana kalırsa bu konu hakkındaki fikrimi de size iletmiştim. Ama gelin başka bir noktaya gidelim. ABD Dışişleri Bakanlığı diyor ki Türkiye'nin Rus silahları almaya devam etmesi durumunda ek yaptırımlar gelecek açıklamasını videonun başında size aktardım. Peki Erdoğan buna karşılık ne cevap veriyor? Ne tür savunma sistemlerini hangi ülkeden, hangi şekilde, hangi seviyede aldığımıza, alacağımıza kimse müdahale edemez, kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz diyor. İşte bu tavır onları rahatsız etmekte açıkçası. Bunu istemiyorlar. Boyun eğen bir Türkiye istiyorlar. Bakın Rusya'nın takınmış olduğu tavır şu anda gerçekten çok kritik. Amerika Birleşik Devletleri ile çekişen bir Türkiye'yi kendi
kendi kucağına oturtmak için tabiri caizse affedersiniz. Şu anda Türkiye'nin bulunduğu bölgelerde, Türkiye'nin eğittiği Suriye askerlerinin bulunduğu bölgelerde direkt gidip Türk askerini sıkma cesaretleri yok. Savaşa benzer bir durum içindeyiz. Ama savaşta değil, savaş cesur olanla yapılır. Savaş karşına geçip kılıcını, silahını çekebilenle yapılır. Savaş gözlerinin içine bakabilenle yapılır. Buna cesaret edebilen, ama öyle bir cesaret söz konusu değil. Türk askerini sıkmaya cesaretleri yok. Ama Türkiye'nin eğittiği askerleri oynayarak Türkiye'ye diz çöktürme derdindeler. Gel kucağımıza otur diyor Vladimir Putin. Türkiye bu oyuna gelmemeli. O yüzden agresif olmamız bir dönemin içinde olduğumuzu savunuyor. Hırçın olmalıyız. Uysal koyun olduğumuzda tutup başımızı keseceklerini, kesemezlerse bizi bir sağa bir sola çekeceklerini defalarca anlat. Defalarca da bu ülke bunu yaşadı. Bakın, Esad normalde Türkiye karşısında pısırık tavırlar sergileyen bir liderdi. Türk askerinin hele ki o bölgelere girmesiyle birlikte gayet çekimser duruyordu. Ardından bir Moskova ziyareti gerçekleştirdi. Moskova ziyaretinde Vladimir Putin'le birlikte verdikleri fotoğraf, yaptıkları açıklama beni tedirgin etmişti. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Burada bahsettiğim olay şuydu. Yeni şeyler bizi bekliyor olabilir. Esad ülkesine döndü. 2 gün içinde bir takım açıklamalarda bulundu. Suriye'nin egemenlik haklarını Türkiye ihlal ediyor. Erdoğan bu saldırgan tutumundan vazgeçsin. Türkiye terör örgütlerine destek veriyor. Türkiye egemenlik haklarımızı ihlal ediyor ve Suriye gerekeni yapma hakkını da kendinde saklıyor. Yarın tekrar bunlarla savaşabiliriz falan filan gibi bir açıklamada bulunmuştu. O gün dedim ki ay sonuna kalır kalmaz yeni bir şey kapımıza gelecek. Ve geldi. Rus uçakları uçmaya başladı. Bununla birlikte Türkiye'de o bölgelere çok yoğun askeri sevkiyatlar yapmaya başladı. Onlarla ilgili elimdeki verileri de size aktaracağım. Türk topçu birlikleri çok ağır bir şekilde Membit cephesindeki YPG'leri vuruyor aynı zamanda. Karşımıza çıkan tüm terör örgütlerini o bölgede Esad dahil olmak üzere, Rusya dahil olmak üzere, tüm terör örgütleri dahil olmak üzere, YPG'sinden, PYD'sinden, PKK'sından, DAEŞ'inden her birine karşımıza kim geçerse ezmek zorundayız. Türk ordusuna bağlı birlikler aynı zamanda Rıfat Elbap bölgesinde de bir karşı saldırıya maruz kaldı ve anında tepki verdi. Türk ordusunun gücüne kimsenin dayanabileceği bir bölgede değiliz. Meydan okumaya cesaretlerinin olmamasının sebebi de aslında bu. Peki neden? Gelin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son zamanlarda kurduğu bir cümleden yola çıkalım. Revize Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bir mesaj yayınlıyor. Diyor ki deniz kuvvetlerimiz kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen dünyanın sayılı deniz güçlerinden biridir. İHA ve SİHA üretebilen sayılı güçlerinden biridir. Kendi piyade tüfeğini üretebilen sayılılardan biridir. SİDA üreten çok çok az ülkeden biridir. Yerli helikopterlerini, tanklarını üretebilen çok az sayıda ülkeden biridir. O bölgede karşımıza tanklarla çıkacaklar. Savaş uçaklarıyla çıkacaklar. Ama bir SİHA ile çıkamayacaklar. O bölgedeki hareketlilik haberleri geldikten hemen sonra Türk askeri ilk olarak insansız hava araçlarını o bölgeye yolladı. Bu çok önemli ve kritik bir hamle. Sıfır risk, üst düzey bilgi aktarımı ve aynı zamanda savunma ve saldırı taktikleri içeren bir askeri ekipmandan bahsediyoruz. Bunun detaylarını zaten size aktardım. Orada çok takılıp kalacağımı düşünmeyin ama hatırlatmakta fayda görüyorum. Neden? Peki, Türkiye nasıl bu kadar hızlı bir ivme kazandı? Özellikle savunma sanayinde. Çünkü dünya teknoloji yarışması platformunda 16 bin katılımla dünya rekorunu elinde bulunduran Teknofest 2020, bu yılki Teknofest 2021 yarışmasında 40 bin takımın başvurusuyla kendi rekorunu egale etti. Eylül ayında gerçekleşti, İstanbul'da düzenlendi. Yarışmaya yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan, konuşulması gereken konu buyken bizim dikkatimizi çok farklı noktalara çekme derdindeler. Katil Esad'ın Türkiye'yi hedef alan tutumlarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yapmış olduğu açıklamalara da geleceğim. Aklınız almayacak, aklınız bize kurşun sıkanlara nasıl kucak açıldığını çok net bir şekilde göreceğiniz bazı hadislerim var. Oraya da geleceğim. Sabırlı olun, benimle kalın. Sizden tek isteğim bu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib M4 otoyol üzerinde bulunan Ariha beldesinin batısına konuşlandığı, Türk Zırhlı Birlikleri'nin konvoy halinde bölgeye çok sayıda sevkiyat gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Nubul'un kuzeybatısındaki Miyasa bölgesini Türkiye bugün vurdu uçaklarıyla ve ağır top atışlarına tuttu. Bu bölge Türk askerinin kontrolü altında olmayan bir bölge. Bu da aslında haritaya çekilip baktığımızda bize
bize şunu anla. Türkiye burada bir savunma, defans konumuna geçmek durumunda. Ama aynı zamanda genişleme politikasını da göz ardı etmeyecek. Çünkü kendi savunduğu bölgenin sınırlarını sınırın ötesinde savunmak niyetinde gibi gözüküyor. Çünkü Türk askeri birliklerinin olmadığı bölgelere de bombardıman yaptığımızın haberleri geliyor. Ben size daha bu karmaşanın ilk başlarında şunu söyleyeyim. Bunu bir not alalım kenara. Yarın bunu hatırlayacağız. Bu olaylar pik yaptığında, alevlenip en yüksek sıcaklığın olduğu noktaya gelip tekrar sönmeye başladığında şunu göreceksiniz. Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölge %70, %80 oranında büyümüş. Çok iddialı. Çoğu insanın abartıyorsun, hayalperestsin diyeceği bir açıklama. Ama göreceğiz. Ve bunu hatırlatarak size tekrar bir içerik hazırlama niyetindeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye ve Irak'tan da ayrılmasını istiyoruz diyor. Afganistan'dan nasıl kaçtıklarını biliyorsunuz. Erdoğan diyor ki Suriye ve Irak'tan da gidin. Burada biz varız. Buranın kontrolünü ve barışını Irak'ta sağlayabildi mi? Suriye'nin halini zaten biliyorsunuz. Erdoğan'ın önerisi gerçekten çok çok makul ve mantıklı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rahatsızlık uyandıracak. İdlib'de siz bizim yanımızda durmazsınız. Biz de Suriye'de sizi Rusya, İran ve Türkiye olarak istemeyen ülke ilan ederiz. Güzel bir strateji. Rusların istediği bölgeleri verip bunun karşısında YPG'ye ait Tel Fırat, Membiç veya Fırat'ın doğusuna operasyon yapabiliriz. Hoşunuza gitmeyecek biliyorum ama bunu yapacağız. Bence oradan çıkın ve risk almayın. Amerika Birleşik Devletleri dört koldan sıkıştırılmakta. Bakın Rus-Su-27 savaş uçakları Pasifik Okyanusu sınırında ABD B-52 bombardıman uçağına engelleme yaptı. Rus kaynakları açıklıyor. ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı okyanusun ve boğazın üzerinde Rusya sınırına yaklaştığı aktarıldı. Bunun üzerine havalanan 3 Rus savaş uçağı da buna engelleme yaptı. Ve bakın dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri. Türk askerine kurşun sıkamıyorlar. Türkiye'nin eğittiklerine sıkıyorlar. Dedim ya hem cesaretleri yok hem de bizi kendi başımıza bırakmaya yürekleri yok. Ve bir ilk gerçekleşti. Rusya ilk defa Türkiye'nin eğittiği Suriye Milli Ordusu'nu hedef almaya başladı. Hatay Reyhanlı'ya çok net şekilde seslerin geldiğinden bahsediyor. Bu konu hakkında yorum yapan o bölgedeki halk. Türk ordusuna ait yaklaşık 70 araçlık tank, obüs ve zırhlı konvoyu İdlib'e girdi, yerleşti, konuşlandı ve görevlerine başladı. Biz tanklarımızı rahatça o bölgeye sürebiliyoruz. Ama rakiplerimiz süremiyor. Neden? Bence siz de biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin SİHA diye bir avantajı var. Bu SİHA'lar dünya savaş arenasında tankların ne kadar gerekli ya da gereksiz olduğunu tartışma konusu haline getirdi. Çünkü ağır ve hantal olan bu araçlara nokta atışı Türk SİHA'ları yerde bir edebiliyor. Suriye topraklarına kilitlenmişken, ilgimiz alakamız bu bölgedeyken, bakın asla unutmamamız gereken bir mavi vatan gerçeğimiz var. Türkiye'nin kaderini belirleyecek en birinci madde mavi vatandır. Koruyabilirsek yarınımız var. Koruyamazsak en az bir 100 yıl daha tutsak kalmak zorunda kalacağız. Bir şiir okumak istiyorum size. Bu ölümsüz sulara her adammış can bizim. Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türküz, Leventoğlu'yuz. Vira Demir, şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar. İşte Türk bu. Türk'ün fırtınası mavi vatanda da esecek. Türk'ün fırtınası Suriye'de de esecek. Türk'ün fırtınası Amerika'nın içinde yanan alevi de harlayacak. Rusya'nın soğuklarında da tir tir onları titretecek. Başka hiçbir alternatif yok. Tarih seyri bunu gerektiriyor. O tarih geldi. Gelmekte olan artık kapımızda. Tarihin seyrine kimse müdahale edemez. Tarih şuuruyla bu olaylara gerçekten profesyonel ve perspektif yaklaşan her insan bazen hayalperestlikle bazen kötümserlikle suçlanır. Ama çok çok büyük ihtimalle söyledikleri çıkar. Bunu unutmayın. İdlib en az Türkiye'nin bir şehri kadar önemli bizim için. Çünkü Türkiye Suriye'de 3-4 milyon mültecinin daha Türkiye sınır kapısına dayanmasını engellemek için ve örgütün kantonlarını birleştirmesini engellemek için duruyor. Yeni büyük bir mülteci akını çok tehlikeli olabilir. Başta ekonomi olmak üzere güvenlik ve sosyoloji bir de demografi açısından en başta bahsettiğim bu bölgede yaşanan krizin yeni bir mülteci akınıyla bizi karşı karşıya bırakması. O bölgeler şehit kanlarıyla sulandı. O bölgelerde bu milletin evlatları tarihin her döneminde can verdi, can aldı. Nice analar evlatlarını o topraklara feda etti. Bir fidan gibi dikildi, o fidan büyüdü, sulandı. Vakti geldi o fidanı budadılar ama kökünden sökemediler. Anlatmak istediğim bu. O tohumun, o kökün üzerine bir güneş gibi doğar. Aynı zamanda da mavi vatanın suyuyla onları bir güzel sularsak bu çınarı kimse bir daha yerinden oynatamaz. Tekrar yeşerir. Ertuğrul'un
Osman Gazi'nin attığı tohumlar hala bu toprakların içerisinde bağrında. Rusya İdlib'de Türkiye'ye örtülü uyarı gönderdi. Ruslar burayı Türkiye'den alacağız mesajı verdi. İdlib, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının tescilidir. Türkiye İdlib'den çıkarsa geri kalan yerlerde tutunamaz ve en az 4 milyon mülteci daha kapımıza dayanır. Bu bir ihtimal değil. Bu bir şehir efsanesi değil. İstatistiksel, matematiksel bir veriden bahsediyorum. 4 milyon daha var zaten bizde 5 milyon. Yine gelir Afgan'dan oradan buradan 1 milyon, 6, 4 de oradan 10 milyon. Düşünün Türkiye'nin düşeceği noktayı. Kapıları açsak da artık demografi anlamında Türkiye'nin eli çok çok kötü bir noktaya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin katil Esad'la ilgili yaptığı açıklamalardan bahsedecektim. Ama oraya yavaş yavaş gelelim istiyorum. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun çok iddialı açıklamaları oldu. Tevfik Göksu diyor ki, hiç olmayan bir firma bir buçuk yıl içinde kurulup belli başlı işlerin içine giriyor. Ve İBB'nin 2 milyarlık bakım ihalesini alıyor. Bir buçuk yıllık bir şirketin 2 milyarlık bir ihaleye girmesi ve hiç olmayan, evveliyatı olmayan bir şirketten bahsediyoruz. Pek ihtimal dahilinde değil. Devlet ihaleleriyle uğraşanlar varsa aramızda bunu çok çok iyi bilirler. Kurulan şirket Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirket. Yorumu size bırakıyorum. Ve videonun yorumlar kısmında da bunları tek tek okuyacağımı size iletmek istiyorum. Rusya'nın bombardımanına bugün Su-34'ler katıldı. 8 farklı bölgeye bombardıman gerçekleştirdiler. Sadece 24 saat içinde. Ne demiştim? İlk haber geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları bölgeye sevk edildi. Suriye semalarında bizim ürettiğimiz, bizden olan %100 yerli ve milli Türk sihaları güvenliğimizi, oradaki Mehmetçiğin can güvenliğini sağlamak için ve onların da canını, neyse çok sert olmayacağım. Yoksa bu platformda sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın çok büyük bir Facebook kanalımız vardı. Sırf yaptığımız radikal açıklamalar. Radikal de değil. Öyle bir şey yok. Gerçek açıklamalar yüzünden engellendi. Başına gelmeyen kalmadı. Burada duyar kasmamak için o konudan hiç bahsetmedim. Orada burada yakınmadım. Dedim ki onlar öyle yapıyorsa ben de bir misli fazla çalışacağım. Bir misli fazla çabalayacağım. Çok uzun emekler ve uğraşlar sonucunda inşa ettiğimiz oradaki sosyal ağımız, platformumuz şu hareketleriyle yerle bir oldu. Ama bıktık mı? Usandık mı? Bıyıldık mı? Bırakacak mıyız? Pes mi ettik? Yok böyle bir şey. Bunu unutun. Ne diyorum? Sokakta da olsam, derme çatma bir barakada da olsam sizin karşınızda bunları anlatmak için elimden geleni yapacağım. Bunu kendime görev edindim. Nacizane. Sizin değerli yorumlarınıza bunu sunuyorum. Bu noktada videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız gerçekten çok çok önemli. Kanala abone olmayan ama izleyenler varsa bu arkadaşların da abone olmasını, özellikle bildirimleri açmasını rica ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Abone olanların da bildirimleri açmadığını görüyorum. Bunlar da açarsa çok çok sevinirim. Bizim gibi platformlarda milli hassasiyetlerle davranan kanalların yalnız kaldığını zaten artık aramızda bilmeyen yok. Bu noktada da katıl butonu bizim için çok çok önem sarf ediyor. Orada ekipman desteğiyle ilgili falan filan bir bölüm açtık. Oraya bir bakarsanız sevinirim. Mail adresimden bana ulaşıp desteklerini vermek isteyen arkadaşlara da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hafta Soçi'de Putin'le görüşme hazırlığı içerisinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS'e yaptığı açıklamaların Amerika'da büyük yankı uyandırdığından bahsetmiştim. Bu açıklamaların konu başlıklarını sizin için derledim. Bunları anlatmak istiyorum. Üzerinde çok kısa duracağım. ABD'nin önde gelen haber ajanslarından biri, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşmede hayal kırıklığına uğradıktan sonra Putin'e yüzünü döndü başlığını kullandı. ABD'de başka haber ajansları da benzer başlıklar attı. Erdoğan ABD ziyareti sırasında CBS televizyonuna verdiği röportajda Biden'ın ağır bir şekilde eleştirilmiş ve önceki ABD yönetimleriyle daha iyi geçindiği hatırlatılmıştı. Erdoğan bunu açıkça söyledi, dile getirdi. Ama Amerika'daki geçen kötü günün ardından Rusya'ya yanaşma gibi bir olayın olmadığını, Suriye'de bugün Rusya'yla nasıl kapıştığımızı görenler çok iyi ve net bir şekilde anlayacaktır. ABD ziyaretinin ardından sonra Erdoğan ise Biden yönetiminden müzdaripmiş onlara göre. Ancak Rusya'nın Suriye ve İdlib bölgesindeki saldırılarının arttığı bu dönemde Erdoğan ve Putin'in nasıl bir uzlaşıya varabilecekleri ise merak konusu. Erdoğan'ın Soçi'de yapacağı görüşmenin hemen akabinde böyle bir olayın yaşanması Putin'in eline bazı kozları geçirme niyeti. Bu noktada Türk'ün dirayeti devlet duruşu olursa Erdoğan oraya gidip istediğini alacaktır. Gerekirse pençelerimizle yapışacağız. Tırnaklarımız sökülene kadar mücadele edeceğiz. ABD medyası durumu Biden hayal kırıklığındaki Erdoğan'ın Putin'e yüzünü dönmesi olarak yorumlanmasa da aslında gerçekler çok daha karmaşık. Bizim anlattığımızdan çok da farklı bir nokta açıkçası yok. Özet halinde size bunları aktarmak için
elimden geleni yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.